Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Evet, Samsung Galaxy Unpad 7 yine tamamlandı ve sıcağı sıcağına yeni ürünleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Daha önceki videolarımda Samsung Galaxy Fold 3 ve Galaxy Flip Z Flip 3 ve öte yandan Watch 4 modellerinki bir tanesi kolumda paylaşmıştım. Bu videomuzda ise Samsung Galaxy Buds Plus 2 modeline yakından bakacağız. Gerçekten muazzam bir tasarıma sahip. Önceki modele göre biraz daha tasarımı küçültülmüş ve şu an en küçük boyutuna indirildiğini söylüyorlar. Ama performansını ve ergonomisini bende ne gibi artıları eksileri var, bende nasıl bir izlenim uyandırdı, bunları daha sonra inceledikten sonra paylaşmak daha doğru olacak. Çünkü ergonomisi buradan bakıldığı zaman güzel, fakat taktığınızda metrobüse bindiğinizde mesela nasıl bir ses performans sunuyor ki, bu arada onunla ilgili gerçekten muazzam teknolojiler donatılmış. İki farklı özellik var. Bunların hepsini daha sonra inceleme videosunda detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Ama bugün burada teknik özelliklerine ilk bakış biraz atacağız. Kozmetik olarak biraz inceleyeceğiz. O halde hazırsanız başlayalım. Evet, Samsung'un yeni Galaxy Buds Plus 2 modeli tasarım olarak gerçekten de çok güzel görünüyor. Küçük şarj kutusu ve aynı oranda küçültülmüş kulak tamurcukları ile beraber fazlasıyla şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebileceğim kulaklığın malzeme kalitesi de fazlasıyla tatmin edici düzeyde. Samsung Galaxy Buds Plus 2'de kulaklık tasarımını Galaxy Buds Plus'a göre daha da küçültmüş, gayet kompakt ve hafif bir tasarıma taşımış. Galaxy Buds serisindeki en hafif ve en küçük kulaklıklar olan Galaxy Buds Plus 2 bunu estetik görünüşü kadar konforunu da yansıtıyor. Kulakta çok rahat duran Galaxy Buds Plus 2 kulak içi kanal sistemini sürdürüyor ve kutu içeriğinde 3 farklı silikon başlıkla beraber geliyor. Tanıtım sonrasında deneyimlerken Samsung tarafından uygun fiyatlı olarak geleceği söylenen Galaxy Buds Plus 2 özellik bakımındansa oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Cihazın üzerinde yer alan dinamik iki yönlü hoparlörler Twitter ve woofer ile zengin ve dengeli bir ses için hem bas hem tiz ihtiyacını karşılarken öte yandan telefon görüşmeleri için de net bir ses iletimi sağlanıyor. En azından benim tanıtım alanında yaptığım mini testte tatmin edici bir performans sağladığını şimdilik söyleyebilirim. Daha sonra uzun kullanım deneyimlerimi de başka bölümde anlatırım. Bu arada kulaklıkta ANC, yani aktif gürültü engelleme özelliği de yer alıyor. Ayrıca bunu DNN ile destekleyen Samsung böylece bu alandaki deneyimi zenginleştirmiş durumda. Galaxy Buds Plus 2 telefonumdaki Galaxy Wearable uygulaması ile bağladığımda uygulama üzerinde aktif gürültü önleme ve ortam sesi arasında geçiş yapılabildiğini gördüm ve ANC'yi açtığımda da gerçekten ses önleme özelliğinin fazlasıyla etkin şekilde çalıştığını gördüğümü net şekilde söyleyebilirim. Ancak tabii ki Galaxy Buds Plus 2'nin açık alandaki ses performansını çok merak ettiğimin de altını çizeyim. Bunun için Galaxy Buds Plus 2'nin incelemesini beklememiz gerekiyor. Kulaklığın ayrıca çevre yüzeyleri dokunmatik yapıda tabii ki. Uygulama üzerinden bu dokunmatik kontrolleri rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz ve kulaklığa tek, çift ve üç kez dokunuşta ya da basılı tuttuğunuzda ne gibi fonksiyonların çalışması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Evet, Samsung Galaxy Buds Plus 2 de bu şekilde. Gerçekten dediğim gibi önemli değişiklikler var ama daha detaylı olarak incelemesine sizlerle ürün gelirse paylaşmaya çalışacağım. Bu arada fiyat bilgisi henüz belli değil ama buradaki Samsung Türkiye'deki yetkili arkadaşlar öğrendiğimize göre uygun fiyatlı olacağını söylüyor. Ama şu an dediğim gibi bir fiyat yok. Zaten belli olduğu zaman haber veriyor olacağım. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.